Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mart ayından sonra otomobil pazarında ne gibi değişimler olacağını biraz da ikinci el otomobil pazarındaki fırsatları masaya yatıracağız. Biliyorsunuz arkadaşlar hali hazırda son 4-5 aydır otomobil fiyatları düzenli bir şekilde düşüş halinde. Hatta şunu söyleyebilirim sizlere. Sıfır otomobillerde dahi artık liste fiyatının altına rahatlıkla otomobil satın alabiliyoruz. Yani bugün bir otomobil alacaksınız, atıyorum liste fiyatı 1 milyon olsun. Siz bayiye gittiğinizde 950 bin Türk lirasına bu otomobili alma şansınız var. Birkaç ay öncesine baktığımızda şöyle bir durum vardı. Sıfır otomobil alabilmek için liste fiyatının da üstünde meblağlar ödemek zorunda kalıyorduk. Fakat bu durum neyse ki artık değişmiş durumda arkadaşlar. Şimdi gelelim konunun bizi asıl ilgilendiren kısmına. Şöyle bir durum söz konusu. Mart ayında biliyorsunuz 31 Mart'ta Türkiye bir seçime gidecek. Seçimden sonra dolar kurunda, özellikle dolarda arkadaşlar, bir yükseliş beklentisi mevcut. Bu yükselişin otomobil fiyatlarını direkt olarak tetikleyeceği ve hem sıfır otomobillerin hem de ikinci el otomobillerin fiyatının artacağı söyleniyor. Şöyle bir durum söz konusu. Biliyorsunuz 31 Mart'taki seçimden önce dolar kurunun tutulduğuna dair, biliyorsunuz şu anda 31 Türk lirası civarlarında bir inanış var. Yani Merkez Bankası şu anda doların artmaması için elinden geleni yapıyor diyorlar. Sosyal medyadaki genel görüş, yani ekonomi uzmanlarının belirttiği görüş de bu yönde arkadaşlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde otomobil uzmanları şöyle bir söylemde bulundular. Dediler ki Mart ayından sonra doların kemeri biraz daha gevşetilecek. Doğal olarak doların kemeri gevşetildiğinde kurlar yükseleceği için otomobil fiyatları da bu kurların etkisiyle yükselmiş olacak. Sıfır otomobillerin fiyatı yükseldiğinde bu sefer ikinci el otomobil fiyatları da yükselmiş olacak dediler. Peki fırsat bunun neresinde? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Halihazırda durgun bir ikinci el piyasası mevcut. Bugün girip bir ilana baktığınızda, atıyorum 500 bin lira fiyat yazmışlar. Siz bu ilana 400 bin lira teklif etseniz bile alma şansınız var arkadaşlar. Çünkü insanlar otomobil satamıyor. İkinci el pazarı artık durma noktasına gelmiş durumda. Artık satışlar yok denecek kadar az. Bunları göz önüne aldığımızda pazarlık payı da bir hayli esnek bir hal aldı. Fakat Mart'tan sonra aynı durum olur mu? Bu konuda kimse emin değil arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi sıfır otomobilleri biz 800-900 bin Türk lirası seviyelerini alabiliyoruz. Ama denildiği gibi eğer dolarda belli bir seviye yükselişi gerçekleşirse, yani şu anda 31 iken birden 35, birden 40 olursa, ki bunu geçmişte yaşadık biliyoruz arkadaşlar. Eğer bu seviyelere hızlı bir şekilde çıkarsa, İşte o zaman bizler için durum biraz karmaşıklaşabilir. Çünkü sıfır otomobillerin fiyatları bu kur artışlarıyla birlikte direkt olarak artacak. Yani biz muhtemelen, eğer bu söylentiler gerçek çıkarsa, dolardaki bu ani yükseliş teorisi tutarsa, 1 milyonun altına arkadaşlar sıfır otomobil alamayacağız. Bu kadar basit. Fakat şöyle bir şey var. Bu fiyat artışı sadece sıfır otomobilleri değil, İkinci el otomobil piyasasını da etkileyecek. Her ne kadar ikinci el otomobil piyasası şu anda durgun olsa da fiyatların artmasıyla birlikte bu noktada da biz bazı artışlar görebiliriz. Yani size diyeceğim şu arkadaşlar, eğer şu aralar bir ikinci el otomobil alma planınız varsa bunu çok fazla ertelememenizi tavsiye ederim. Çünkü Mart ayından sonra, yani seçimlerden sonra, özellikle otomobil piyasasında işlerin biraz daha karmaşıklaşması bekleniyor arkadaşlar. Tabii ki şunu da göz ardı etmemek lazım. Şunu diyebilirsiniz, ya ben paramı şu anda dolara yatırırım o zaman. O dolar kuru artışıyla ikinci el pazarından yine cazip bir teklif düşürebilirim. Tabii ki bu tamamen sizin görüşünüz. Olabilir mi? Pekala olabilir arkadaşlar. Ama beklenti zamların 31 Mart sonrasında yağmur gibi yağacağını bize gösteriyor. Tabii ki yine de bekleyip göreceğiz. Şimdi bunu pek çok kişi söylüyor. Birçok beklenti de bu yönde. Özellikle ithal mallarda, akıllı telefonlar, bilgisayarlar, otomobiller, kimi beyaz eşyalar, yani elektronik ve teknoloji tarafındaki pek çok üründe zam gelmesi söz konusu arkadaşlar. Bizler de buradan uyarımızı yapmış olalım sizlere. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Ama bunu demeden önce de şunu istiyorum sizden arkadaşlar. Mutlaka sizin de bu konu hakkında görüşleriniz vardır. Yani 31 Mart'tan sonra ne olacak? Zam gelecek mi? Gelmeyecek mi? Dolar yükselecek mi? Yükselmeyecek mi? Bu tarz görüşleriniz varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar, ki sizlerin görüşleri bizler için de fevkalade önemli.
Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.